Ben buralardan gideceğim. Kendime bir yol çizeceğim. Sahne çalışmalarının yanı sıra piyasaya çıkardığı cilt bakım ürünlerinin satışıyla ilgilenen Gürben Ergen, Etiler'de bir AVM'de kameralara takıldı. Çok teşekkür ederiz nazik davranışınız. Estağfurullah, üşümeyin diye çıktım. Gürben ne Hanım, çok bir iş kadını gördük bugün sizi. Sorma, sorma. Evet, 28 yıldır aslında şarkı, televizyon, sahne ve en iyi bildiğimiz müzik, oyunculuk. Şimdi yepyeni bir alan katıldı hayatıma. Bunu da çok önemsiyorum, eczane ağırlıkta olduğu için. Cilt bakım ve bunu bitkisel olarak yapmak, içeriğinin temiz olması ve eczane ağırlıkta olması. Bu saygınlıkta, bu önemde yaptığım şey çok başka bir şeydi. Onu biliyorsunuz beraber, evet. Nice açılışlara gittik. Çocuklar gülsün diye. Şimdi 41. anaokulumuzu Siirt'te açacağız. İnşallah beraber oluruz. Boynundaki nazar boncuğu ve kilit aksesuarlı kolyesi dikkat çeken ünlü şarkıcı, yılbaşı akşamı Ankara'da sahne alacağını belirtti. Hayatımda ilk defa yılbaşını Ankara'da gireceğim. Ankara'da gireceğim. Hatta çocuklar da biz de gelelim mi? Gündüz Anıtkabir'e gideriz. Akşama da yılbaşını kutlarız diye. Bilmiyorum çocuklar gelecek mi, babada mı olacaklar ama ilk defa Ankara'da yılbaşına gireceğim. Yeni öyle bir yıla Ankara'da. Öyle mi söyleyeyim? Sanki mecliste kilitler girecek gibi. Kilit yani ne gözler oluyor? Kilitler gözler. İnanılmaz bu. Magazin yorumu diye bir şey var. Kilitler gözler. Toplumsal konulara karşı her zaman hassasiyet gösteren ünlülerin başında gelen Gülben Ergen, insan hakları ihlallerine dikkat çekti. Kadına şiddetle ilgili artık ne söylesek olmadığı için ben de söyleyeceğimi şaşırmış durumdayım. Kadın da... Bugünkü çocuklarla ilgili taciz, evet, haberini okudunuz mu bilmiyorum. Hani çocukların canının yakıldığı, kadınların kırıldığı, artık insan haklarına dair çok kırgın olduğumuz bir ülkede yaşadığımızı düşünüyorum. Neyi yanlış yaptık diye düşünmek lazım. Çünkü 50 sene öncesinde gittiğinizde böyle değilmiş. Bu kadar da insani değerlerimiz zedelenmemiş. Ne yozlaşıyor, ne bu kadar değersizleştiriyor ki bu kadar çok insan kırılabiliyor. İnsanlar nasıl bu kadar rahatça birisini dövebiliyorlar? Sokağın ortasında cinayet işleniyor artık. Ceza sisteminin, evet, tekrar gözden geçirilmesi lazım. Üzgünüm insan hakları adına. Çocuk hakları, kadın hakları, hepsi. Geçen pazar 47.si düzenlenen Altın Kelebek töreninde İbrahim Tatlıses'e onur ödülü verilmiş. Tatlıses'in 8 yaşındaki kızı Elif'a da ödülü almak için annesi Ayşegül Yıldız'la beraber geceye katılmıştı. Ancak tören sonrası bazı kadın hakları savunucuları, adı geçmişte şiddet olaylarıyla anılan İbrahim Tatlıses'e onur ödülü verilmesini sert sözlerle eleştirmişti. Gülben Ergen'e yakın dostu Tatlıses'e verilen ödül hakkında gösterilen bu tepki hatırlatıldı. Ünlü şarkıcı soruya yanıt vermemek için konuyu değiştirdi. Geçmiş günlerde kelebek ödül törenleri yapıldı. En çok konuşulan da verilen onur ödülü oldu. Hani bu konuyu da ona bağlamıştım. Ben orada en çok şunu beğendim. Ve kestane balının diyarından diye Cüneyt Özdemir'in konuşması bence çok iyiydi. Öpüyorum sizi. Birçok tanıçlı içine girdi biliyorsunuz. Rakip olarak görmeniz lazım. Öpüyorum sizi. Bay bay. Teşekkür ederim. Sağ olun.